creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Dostum, arkadaşım Alper, Pil Dünyası Antalya'nın en meşhur. Gördüğünüz gibi şu an ses denemesini yapıyorum. Sürüş esnasında konuşmak bize de nasip oldu çok şükür. Bakacağız nasıl çıkıyor sesimiz, nasıl olacak. Şu an Doğu Garajı'nda bu işlemleri yaptırdıktan sonra ya kablo da bir garip oldu ama ayarlayacağız mecbur. Bu Sony AS50'de mecbur bu şekilde yapılıyor. Başkan geleyim mi? Bucaklarda. Kolay gelsin. Şuradan 50 lira kurşunsuz 90. Yo pardon, şey 30 lira kurşunsuz 95. Çukur mu? Ben de izliyorum. Ölüyor bana gülmekten ya. Herif Çukur'u izliyorlar ama güzel adamlar, güzel film yapıyor şimdi, Allah var. Şimdi Yiğit'i öldür. Hakkını ver demişler. 53.672 kilometre olmuş. Maşallah yani. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Hep derdim acaba ses nasıl olacak diye. Bir daha tekrar git. Ama SC kemi de götüreceğim, yaptıracağım. Bu Sony'ydi. Sony kameramı Sony AS50 harici mikrofon taktım. Yani stereo. Şu an onun testini yapıyorum. Hem hava rüzgarlı. Bir de kaskta nasıl ses gelecek, gelmeyecek. Onları göreceğim. Vallahi bu videomda çok heyecanlıyım ya. Şu an zaten bu yeni kaskım. Bu da nalon. Motorcu ne güzel arkasına çocuğunu almış, kaskı var. Çok takdir ediyorum böyle insanları. Kask, ekipman, her şey olacak kardeşim. Adam gibi süreceğim motorunu. Ondan sonra yok kaskı takma, apaçilik yap, ön kaldır. Ondan sonra ben motoglovum bilmem ne. En gıcık olduğum insan tipleri. Kurallara uy. Ondan sonra ne yaparsan yap. İstersen motoru parçala, istersen şey yap ama kaskını giy. Sonra kötü örnek oluyorsun. Bir de şu camı açıp sigara içip sigara külünü dışarıya dökenler var ya. Acayip gıcık oluyorum ya. Ama yapacak bir şey yok. Bizde öküz insan çok. Herif sigarasını dışarıya küllerini atsın. Dışarıya çöp atsın. Sigara içsin. Yere atsın. Çevre kirliliğine neden olan bu tip öküzler işte. Yapacak bir şey yok. Yani ne diyeyim. Şu hale bak. Elini alacaksın. Baltayla koparacaksın o elini. Bir daha sigara içemeyecek. Aslında öyle şeyler olacak. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Adamı döveyim mi yani? Niye koşmuyorsun o zaman? He? Sen niye koşmuyorsun? Bu ne? Top. Ne? Top. Top. Buraya bak. Ben sen koşun demedim mi lan? He? He? Bu kaç? Bu kaç bu? Dört. Gel buraya bak. Bu kaç? Dört. Şu dört. Dört. He? Gideyim yanına da azıcık çekimini yapayım. Öküz. Açlasın yaşlarında kalmasın. Senin dersin bahardasın. Neden böyle? Şimdi
Aslında çok şey var konuşacak ya. Ya mesela ne anlatayım size? Biz nasıl RX-3 Evo'yu öveceğim bundan sonra? Hani herkes kötülüyor ya. Yani yok 250'lik Enduro bilmem ne. Çok dandik motoru bilmem ne. Çim malı çim malı. Çim kadar kafanıza taş düşsün ya. Yani motoru var ya. Kötülemek için elinizden geleni yapıyorsunuz ya. Kardeşim yok bundan ucuz hiçbir motor yok. 250'lik su soğutmalı. Yani mal bu. Yapacak bir şey yok. Mal sahibine göre kişner asladım. Aslında at da o pardon. At sahibine göre kişner ya. Sen motorunu nasıl kullanırsan, nasıl bakım yaptırırsan öyle kişner. Yani yok. Ben yaptırmıyorum, etmiyorum. Onları geçeceksin. Fon kurulu Sarıbaş. Biraz mı basalım ya? Motoru yıkatacaktım bugün, yıkatmayacağım. Çünkü yarın gezeye gideceğim. Pazar gezimiz var. Sorunsuz, güzel, huzurlu binmek nasip etsin. Hep diyorum ya. Bak bizim yavru içeride yatıyor. Önce yavruyu kapatacaksın böyle. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Ne var ne yok. Mondial kardeşliği. Ne yaptınız? Gene 2016'yı göndermişler. 2015'e modifikasyon yapmışsınız. He? Ama Allah'tan... Hoş, dur ses deniyorum şu an. Ses deniyorum. Mikrofon taktım bak. Dur lan dur. İlk defa ben de. Bugün deniyorum ilk defa. Ses deniyorum şu an. Ustam nasılsın? Bir hoş geldin de. Heh, sesi duysun. Mikrofonu alıyorum ya. İlk defa. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Şarjda mı? Acelesi yok ya. Ben zaten öyle bir uğrayayım diye geldim. Saat kaç? Hadi kolay gelsin. Dörde doğru geliriz. Evet. Hani diyorlar ya Mondial'ler 120 kilometrenin üzerine çıkmıyor diye. Onun tabusunu yıkacağım şimdi. Hani diyorlar ya abi basıyorum basıyorum gitmiyor. Ya geçeceksin ona kardeşim. Güzel bakımlı temiz motor her zaman basar. Sen sürmeyi bilmiyorsun demektir. Bak nasıl duruyor. Görüyor musun? Şuradan bir kablo çıkmış. Evet arkadaşlar şimdi çevre yolundan havalimanı üzerinden şöyle biraz basacağım. İnşallah radara falan denk gelmem. Biraz önce otomatik hava vantilatörümü açayım soğutmayı. Hava soğutmasını da açayım. Zaten su soğutmalı ya bu. Bir de aynı zamanda hararet yapmasın diye otomatik müşürünü otomatik bağladım. Daha iyi oluyor biliyor musun? Hararet çıkana kadar çıkmasın diye yani 3-4 oluyor ya. Çıkmasın diye ben kendim otomatiğe açıyorum. Uğraşmıyorum. Hadi. Beyler. Sinyalimizi verip ışıklarımızı da yakalım. Bizi görsünler. Bakalım ses nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ben tabi normal konuşuyorum. Bu benim normal konuşmam. Bu ilk deneme olduğu için. Biraz rüzgar fazla. Acaba bu süratlerde ses çıkıyor mu çıkmıyor mu onu da bilmiyorum ama şu an 133 ile gidiyorum. Adamlar çekirse basacağım ama
Tabii korkuyorum şu an. Bak. Bir sürü dengesiz araba var. Evet, bayağı bir rüzgar var. Ama şu an 135-137. Daha devam ediyorum ama önüm açık olsa basacağım, korkuyorum şu an. O da sizin için bak, 140. Yavaşlamam lazım, ileride kamyon var. Asla düz bir yol olacak, hiç araba olmayacak. Basacağım ama araba dolu. Arkadaşlar bugün çok zor. Basmam, trafik çok fazla. Bir de kamyon var. Kamyon dolu. Ya bir 140'ın üzerine çıkamadım ya. Mecbur, her yer dolu. Ama söz, bunun bir videosunu çekeceğim. Yani 165-170. Bakın görün, ben 5. viteste şu an 130'a çıkıyorum. Anladın mı bak? Hani diyor ya arkadaşlar. Bak. Sinyalsiz araba çok bugün tehlikeli. Biz bugün efendi efendi gidelim de başımız ağrımaz. Ama güzel bir görüntü yakaladığımı zannediyorum. En azından konuşuyorum bak sizinle. Kamyonlar soldan gittiği için. Yollar felaket. Kötü araba sürüyor araçlar, sürücülerde. Başar, bugün riske girmeye gerek yok. Ben normal gidebildiğim hızla gideceğim. Evet, solumuzu, sinyalimizi verelim, geçelim sol tarafa. Bak kamyona bak, Allah'ını seversin. Bak ne kadar sabırsız, görüyor musun? Bak bak. Yani bunun yüzünden ya her şey. Bak bak, en sola geçecek şimdi bak. Bunun normalde en soldan gitmesi yasak. Bak. Tıra bak. İki yolu ortala. Ondan sonra al. Ne yapacaksın? Adam şey, öküz. Ben havalimanı üzerinden gideyim bugün, bir değişiklik yapayım. Al, Apache'lerin kralı gidiyor. Bak yavrum, kask yok, hiçbir şey yok. Ne yapacaksın? Apache, ama basmayacağım lan, sırf arkandan gideyim. Sizi şuraya kadar takip edeyim, sizi göndereyim, size Apache dansı. Apache'leri gönderdim. Çocuk da korktu ya, trafik polisi zannetti. Ama yapacak bir şey yok. Ben onları korkutmayayım ya. Zaten başına bir şey gelecek, kaza yapacaklar, düşecekler, Allah korusun. Ya ben kimse kaza yapsın istemem. Ama yani trafik kurallarına uymakta fayda var. Kaskını tak, ekipmanını tak, istersen bas. Adam gibi sürdükten sonra kimse kimseye bir şey demiyor zaten. Evet, havalimanı istikametine döndük sayın seyirciler. Ya böyle de çok komik oluyor ya. Mikrofonda olmak bir enteresan geldi. Hani radyo spikeri gibi olduk ya. Konuş 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 konuş. Hoşuma gitmeye başladı bak bu olay benim. Bak güzel kardeşime bak. Çanta, kask, ekipman. Aferin. İşte bak, böyle insanları takdir ediyorum bak.
Bayan da olabilir ama bu erkek. He, ağzında sakız var, anladım. Sakız çiğniyorsa erkek. Ağzını açıyor çünkü. Bizde genelde... Bak. Mal. Ağzını açmış. Allah'ını seversin. Öküz. Ya ben şu öküz kelimesini... Aslında ox desem daha iyi. En azından İngilizcesi. Bak kas takmış bir kardeşimle. Aferin. Bak böylelerini seviyorum işte ya. Önemli olan aşkımız. O da gitti şaşkınız. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçle bir telaş içindeydiniz. Ya şu yere dökülen mucurlar var ya, onlar çok felaket ya. Ya benim zaten %70 enduro olduğu için arka tekerlek arazi için asfalta uygun değil pek benimki. Anlasın ben arazi tipini aldım. Çünkü dağ taş bayır geziyorum ya. Bir de frenlerim çok seksidir benim bak. Bak sesi duydun mu? Kaydırarak gidiyorum. Aslında dıştan çekseler. Diyecek ki herif kayarak gidiyor. Abi çok güzel kayıyorsun. Tabii yavrum dersin yani. Niye kaymayayım? Bayılıyorum ya dersin. Kaymadan gitmeyeceksin kardeşim bak. Ya bir de şu arkadaşa ellerini gösteriyor ya. Yok ellerini bırakıyor filan. Mal mısın oğlum? Elini bırakıp çarpıp bir yere düşeceksin ya. Ya şimdi ilk günden de sizi sıkmak istemiyorum. Eğlence olsun diye konuşuyorum. Bak arabalara bak nasıl geliyorlar. Geçeceğim geçemiyorum sola ya. Ver coşkuyu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Bak bu jipten sonra çıkıyorum. Haydi bakalım. Aha sola sinyal verdi. Basma Sercan. Basma. 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 Basma Sercan. Basma. Evet. Tayfun abimiz önde. 07007. Harika bir plaka almış. Bayılıyorum ya böyle adamlara. Harika plaka. Adam kral ya. Evet sayın seyirciler. Aslında müzik sistemi de olsaymış çok eğlenceli. Onu da düşüneyim bak iyiydi. Bir de müzik filan böyle. Sevmeye başladım ben bu işi. Arabalar da çok cinksen. Jantlar yakıyor. Beğendim. Kia. Ama plaka güzel ya. Aslında ben de böyle bir şey yaptıracağım. 07 can 007. Ama çok para veriyorlarmış ya. Değer mi? Bilmiyorum. Zevk meselesi. Aynı modifikasyon gibi. Yani arabana ne yaparsan veya motoruna ne yaparsan kendine yapıyorsun yani. Güzelleştirmek senin elinde. Evet bir Apache daha bak. Heh kaldır yavrum kaldır. Kaldır ha. Ön kaldır durmadan. Apache. Bak şimdi yavaşlayayım hızlanacak yanıma gelecek dingiller. Ama yapacak bir şey yok. Apache çok. Herhalde bu sağa dönecek ama sinyal vermiyor. Sen gene dikkat et Sercan. Bak 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 bak. Zaten çektim. O da sağdaki araç yüzünden sola kırdı ama beni hiç görmedi. İşte buna kızıyorum ben bak. Sinyal verse ben de kendimi korurum. Ben şimdi dikkat etmesem adama vuracağım orada. Bir anda soluma geçiyor. Sadece yapması gereken bir tane sinyal verecek kardeşim ya. Sinyali ver. Ben anlarım o zaman onu. Nasıl şey yapacak. Sağdaki araç onu sıkıştırıyor diye sola kaçıyorsun. E ama bu bana zarar. Senin yavaşlaman lazım. Bir öndekine izin vereceksin gidecek. Sen sola gitmeyeceksin ki. Anladın mı? Sıkıntı orada. Sinyalini ver efendi efendi. Bak biz nasıl veriyoruz sinyalimizi. Sanki çok şey istiyoruz ha. Bak gel gel. Seviyoruz yani motoru.
Ben motorcuyum. Bana dedikleri zaman sen nesin? Motorcuyum diyorum kardeşim, motorcu. Motorunu seveceksin. Ben de RX3 Evo'mu seviyorum kardeşim. Kim ne derse desin. RX3 candır. Çünkü benim kendi motorum ya. Parasını vermişim, çatır çatır almışım, en iyi hale getirmişim. Daha ne yapayım? Yeşil yandı, devam. Yani bana en iyisi bu. Ha, dünya param olsa ne olacak, gidip de BMW 1200 artı GS alsam o ayrı mesele. Yani almak istedikten sonra paran varsa alırsın kardeşim. Varsa paran al. Bugün de maşallah Apache'lere denk geliyorum ama bu sinyal veriyor. Herhalde. Ama ikisi de kask giymemiş kızlar. Sadece geziyorlar. Yani çok ayıp ya. Hanımefendisin gibi hanımefendilerin kask giymesi lazım. Örnek olması gereken insanların başında geliyoruz hepimiz. Bayan erkek olarak. Motor kullanan herkesin kask takması gerekiyor ama takmıyoruz. Neyse bunu da yayınlarım. Bilmiyorum ya. Bakalım ses oldu mu olmadı mı diye. Bak sinyali verdi. Çekil dedi. Kırmızı ışıkta da geçti adam. Ben polisim dedi. El işareti yaptı. Ne yapayım? Vermesem. Aha, kimse kurallara uymuyor ki. Adam açtı şey sinyali. Çekil kardeşim dedi. İşaret etti. Ben de mecbur sağa doğru ilerledim. Bak. Şimdi bunlara ceza yazan yok. Niye? Adam kim bilir nerede görevli. Adam nasıl olsa ceza yazsa yırtıp atıyorlar. Ama bu adam enli kolunu sallayıp kırmızı ışıkta da her yerde de geçebiliyor. Bak adam sesi açtı. Çekil kardeş önümden dedi. Çekilmesem ne yapacaktı? Arkadan vuracaktı belki arabayla. Ne yapayım? Yani bugün güzel videolar denk geliyor bak. Bu taraf Kundu şimdi. Başlıyoruz arkadaşlar. Kundu'ya hoş geldiniz. Seviyorum ya ben Kundu'yu. Kundu oteller bölgesi olarak geçiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an havada güzel olduğu için bak turistlere bak. Aslında bu turistlere yarıyor. Türk halkına yaramıyor ya bize. Çünkü bize hiçbir zaman faydasını göremiyoruz. Hep bir aslında kaymağı başkaları yiyor da bize de niye yediriyorlarsa artık. Bakın gördüğünüz gibi ucuzluk bunlar. Çok ucuz fiyatları. Boydan boya. Her şey. Bak kaç tane kadının elinde torba var, adamın elinde. Niye? Bedava çünkü. Bu fiyata bir daha nerede bulacak? Bak montlar. Aa bu arada buraya da açmışlar. Burada yoktu. Yol üzerinde her şey var. Bu arada önümüze de bakmıyoruz. Çarpmayalım sağa sola. Sağa bakarken. Amcam! Gördüğünüz gibi. Bütün aslında sadece sağ tarafta yok. Sol tarafta da var. İleride göstereceğim size. Burada. Ama şu an müşteri az. Biraz ilerleyelim. Bak adam torbaları kapmış. Çatır çatır. Kim bilir ne kadar ucuza aldı onların hepsi. Gördüğünüz gibi gözlüklerden tut elbiselere, çocuk elbiseleri, ayakkabıları, çantalar. Çık abim. Çık sen zaten sinyal vermezsin. Ayı olduğun belli. Yapacak bir şey yok. Şimdi ayı olduğun için sana serbest bırakıyorum yani. Çünkü öküz insan her zaman öküz oluyor. Evet süre geçmeden geçelim hemen. Yoksa kırmızıda kalacağız. Evet gördüğünüz gibi sol tarafta da var aynı ürünlerden. Şu taraftan. İçeri yönlendirdim. Doğru yerden gitsinler diye. İç taraftan gitmeleri gerekiyor o elektrikli bisikletlerin. Burası çünkü çok geniş araçlar geçtiği için bu bisikletler yüzünden turistler ne kask giyiyor ne bir şey giyiyor. Ben doğru şekilde efendi efendi yönlendirdim. Al. Bunda da sinyal yok. Bu da sinyal vermediği için. 35 plaka.
Bakın burada da var gördüğünüz gibi tezgahlar. Asıl burası Antalya'nın ön tarafında malzemeleri de çıkartmışlar. Şahane. Buradan da alabilirsiniz. Alıyorum. Bak gördüğünüz gibi bisikletli kardeşlerimiz sürüyorlar. Aferin. Bak oradan sürsünler. Sıkıntı yok. Ama bu kadar yola çıkmasınlar. Yani onları zaten yer yaptılar o tarafa doğru. Bu arada deniz mevsimi başladı artık. Yavaş yavaş denize gireceğiz. Çıkar. Yani diyor ki Reyk Suçavu candır. Gerisi heyecandır. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videoyu burada sonlandırıyorum. Yani gördüğünüz... Ha bu arada yeni yeleğim bu. Yani gayet şık gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Burada bitireceğim videoyu. Vallahi nasıl ses aldı ben de bilmiyorum. Yani çok heyecanlıyım. Yo.